Merhaba arkadaşlar. Binlerce öğrencimiz mezun oldu ve artık sıra geldi hocam üniversiteye. Aynen. Aynen, güzel. Ama üniversitede ne değişiklik oldu hocam? Neler oldu? Bana yürüyor ya hocam. Ha hocam, yaşlı. Aynen, yani güzel. Yürümeme gerek yok. Evet. Sevgili arkadaşlar, baraj puanı kaldırıldı. Ama hocam ortalıkta bir hikaye var. Ya 0.5 net yapmam lazım. Hı-hı. Şimdi 0.5 net yapmadan kastı nedir öğrencinin? Yani Türkçe'de ve matematikte. Şimdi şöyle hocam, hani tüm test genelinde ne diyor? İşte 0.5 net yap ki ben seni hani puan hesaplayabileyim. Puanını hesaplayabileyim. Arkadaşlar bu noktada şey yapmanız lazım. En azından 0.5 net. Bunu nasıl yaparım? Gençler, bunun istatistiğini biraz siz kuracaksınız. Yani hocam hangi dersten daha iyi yapıyorsa, sallıyor hani 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor ya. İşte burada 5 yanlış yaparsan puanın çıkmayacak ortaya. 4 yanlış yaparsan yine puanın çıkmayacak ortaya. Demek ki 5 soru işaretlediysen 3 doğru 1 yanlış veya 2 doğru 2 yanlış gibi. Ya bu tip istatistiğini biraz daha öğrencinin kendisi yapması lazım. Ben hangi dersten yaparım? Mesela ben din dersinden bu netleri çıkartırım deyip o din sorularını çözsün sadece mesela. Ama hocam bu yeterli olur mu? Yeterli yani olmaz. Buradaki... Şimdi asıl mevzu bu. Öğrencinin de, bizim öğrencimizin de maalesef arkadaşlar, hani bu güzel habermiş gibi. Ha, yükseği hedefleyen işte psikoloji, hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümleri hedefleyen öğrencilerimiz için hani değişen zaten bir şey yok. Zaten adam zaten baraj kalkmış kalkmamış. Adam zaten ilk 5.000'e, ilk 10.000'e hedefliyor. Orada değişen bir şey yok. Diğer hani açık liseyi bitirip AÖF seçecek olan öğrencilerimiz bir yanılgıya düşüyor. Arkadaşlar sakın şu yanılgıya düşmeyin. Hani barajda da olsa yok ben tık diye üniversiteye gideceğim. Olur mu öyle şey? Öyle şey yok. Şöyle bir durum var. Her üniversite açık öğretim fakültesinin arkadaşlar belli bir kontenjanı var. Şimdi sallıyorum bir bölüm 500 öğrenci alacak. Tamam, açık öğretim bölümü, ancak o 500 başvuran öğrencilerin puanına göre bir sıralama yapıyor. Mesela sallıyorum 600 kişi başvurdu ama 500 kişi alacak. Onları bir puan sıralamasına koyuyor. O 100'ü nereden eliyor? O 100'ü gençler puanı düşük olanlardan eliyor. Senin yine yüksek puana ihtiyacın var. Ayrıca şöyle bir durum da var. Yani ben niye kötüyü hedefleyeyim ki? Yani. Niye kötü hedefleyeyim? Yani bu senin hayatına da yansır. Bu aslında şöyle bir şey var hocam. Öğrencilerimizin çoğu Açıkçası TV'deki 0.5 net yaptığımda üniversiteyi kazanacağım diye düşünüyorlar. Bunu sürekli bahsediyoruz ama yani sadece puanın hesaplanması için. Ya zaten 5 olmayan bir insanın puanı hesaplanmaz ama tercih hakkı doğuyor. Şimdi ben 0.5 net yaptım. Benim tercih hakkım doğuyor ama geçen senelerde atıyorum işte... Sallıyorum sosyal hizmet. Sosyal hizmet. Bak alımı şeydir mesela. Kaç kişi alıyor? Değil. Hocam sallıyorum bak geçen sene açık lise AÖF açık öğretim fakültesi kaç aldı? Hani açık öğretim fakültesini çok bilmiyorum ama kontenjan olduğunu biliyorum. Tamam işte. Bunlar bir kontenjana girdiğinde o 0.5... Şimdi ben sana söylüyorum abi, sen burası bir üniversite. Sen öğrenci alacaksın. 5 tane öğrenci alacaksın. 7 kişi başvuru yapmış. Bir tanesi 0.5 net yapmış. Almam. Bir tanesi 0.75 net yapmış. Diğerleri 5'er net yapmış. Sen şimdi o 5'er net yapanlar oradayken tutup 0.5'i 0.75 neti alır mısın abi? Almam. Bunu bir sıralamaya tabi tutarız. O zaman şöyle toparlayacak olursak hocam bu konuyu. Şimdi arkadaşlar siz sınava girdiğiniz zaman hedefiniz puan hesaplaması olmasın. Elbette. Yüksek yapabildiğiniz kadar yüksek yapın ama şuna dikkat edin. Seçtiğiniz bölümler kontenjanlı olduğu için geçen senelerden hatırlayın. Bize çok soru geliyor. Hocam benim arkadaşım 250 puan yapmış. Örneğin sosyal hizmetlere yerleşmiş. Ben 270 yaptım ama işte bankacılık bölümüne yerleşemedim. İkisi de AFP. Sıralamayla aldığı için seçilen öğrenciler arasında. Yani. Tabii ki. Şimdi gelelim şuna. Artık biz şeyi bıraktık hocam. Burada, 0.5 neti bıraktık. Tamam. Sadece minik bir şey daha söyleyeyim. Şimdi öğrencilerimiz girecekler. Araştırmalarını yapacaklar. E hocam geçen sene bu kontenjanlar dolmamış ki. Ne biliyorsun bu sene dolmayacağını? Hani şimdi kontenjan dolmadığı durumda oluyor ya. Kontenjan dolmamış hocam. Ben bu sene bu puanla girerim. Der belki öğrencimiz. Ne biliyorsun bu sene dolmayacağını? İşini hayatı riske atarak yaşamak var. Bir de garantici yaşamak var. Sen o yüzden hani derslerden ele tekecek mi? Zararı yok abi derslerin. Ya yüksek yaparsam yüksek yani olur. Dersin, notun, puanın, yüksek puanın zararı yok. Kimse adam dövmüyor. Sen niye yüksek aldın vicdansız falan yok yani. Tamam mıyız arkadaşlar? Bir de şunu söyleyeyim hocam. Sevgili öğrencilerimiz. Biliyorum matematikte zorlanıyorsunuz.
Şimdi şöyle sorular geliyor. Hocam diyor, ben Türkçeden, sosyalden yaptım. Evet. Matematiğim iyi değil. 40'ını da salladım. Bu bana zarar olur mu? TYT için kesinlikle zarar olur. Tabii çünkü ki. Yaptığın yanlışlar diğer doğrularından götürecek. Ha, AYT'de farklı bir durum var. Şimdi sayısal bir öğrenci sözel dersini, yani daha doğrusu sözel bir öğrenci, sözel bölümden bölüm seçecek bir öğrenci derslerden sayısalı sallasa da sayısal puan hesaplanmaz. Onun sözel etkisi yok. Yani sözel AYT'de etkisi yok. Eşit ağırlığı etkisi yok. Hani AYT'de alanına girdiğin için alan içinde çözdüklerinin sana dezavantajı veya avantajı var. Ama alan dışında çözdüklerini, sallıyorum, sen TM'ci olarak girdin. Ya sınavda da vakit kalmış. Hocam ben yerimde iyi. Orman fakültesinde girmişim abi. Tamam mı? Kuş sesleri manzara falan. Var diyorsun. Oo fena. Bir de cam kenarı denk gelmiş mi abi? Yerimde iyi ya. Niye çıkacağım sınavdan? Dur bir de fen testini açayım. Sallayayım ya dedi. Salladı. Ya bu AYT'de bir problem oluşturmaz arkadaşlar. TM puanını etkilemez. Ama TYT'de bunu yapma sakın. Bunu yapma. TYT'de bunu sakın yapma. Gençler hani bu 0.5 puan işi artık bitsin istiyoruz. Çok fazla soru geliyor çünkü. Çok fazla soru geliyor. Hocam da işin içinde. Hani okullardan da sorular geliyor. Çeşit çeşit. Yani baraj kaldırıldı, biz direkt üniversiteye gideceğiz bir algısı oluştu. Yok yok, kesinlikle şey hayatını riske atmayın. Hayatınızı riske atmayın arkadaşlar. Şimdi bu kısım bitti. Hocam iyi tamam hoş da ben açık lise mezunuyum. Benim temelim yok. Benim temelim yok. Ben ne yapacağım? Ben nereden çalışacağım? Bir kere temel atmam lazım diye soran öğrencilerimiz vardır hatırlıyorsan. Geçen çok seneye vardı, kadar. Geçen seneye kadar. Biz geçen sene bu olaya el attık. Ama ben açık lise öğrencilerini o olaya el attığımız bölgede göremiyorum arkadaşlar. Hocam. Yani dediğiniz şey ha şu şeyde bize sürekli baskılar. Hocam açık liseyle ilgili dersler çekiyorsunuz. Üniversiteyle ilgili neden dersler çekiyorsunuz? Size en az 1000 yorum gösteririm hocam. Üniversite sınavına hazırlık videoları çekin diye. Evet. En az 1000 yorum gösteririm. Çektik. Bol bol çektik. Çektik ama öğrenciyi orada göremiyoruz. Gelecekler hocam. Arkadaşlar Sendeyiz Hocam diye bir kanal açtık biz geçen yıl. Sendeyiz Hocam diye bir kanal açtık. Orada ne yapıyoruz? Üniversite sınavının bütün konularını anlattık. Soru çekimlerini yaptık. Yapmaya devam da ediyoruz. Kamplar devam ediyor. Kamplar devam ediyor. Yani bilen biliyor. Bilmeyen arkadaşlar lütfen şöyle bir gelin. Bir ziyaret edin bakalım. Yani orada Ahmet Hoca'yı izleyip aa bu adamı ben beğenmedim deyip geri dönecek bir açık lise öğrencisi tanımıyorum. Doğu Hoca'yı izleyip ya bu adamın matematiği tırtmış deyip geri dönecek bir öğrenci tanımıyorum arkadaşlar. Biz açık lisede ne yaptıysak en iyisini yaptık. Elimizden dilimizden geldiğince Sendeyiz Hocam'da da onu yapmaya çalıştık gençler. Yaptığımıza da inanıyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Çok güzel işler başarıyoruz. Hatta teklifler alıyoruz. Ya hocam işte gelin 2 saatte bizim dersimize girin vesaire gibi farklı kurumlardan teklifler de alıyoruz. Ama arkadaşlar biz sizleri seviyoruz. Sizlerle beraber bir yere yürümek istiyoruz. Çünkü hocam bizim kanaldaki ben geçen bir öğrencimiz yaşça da büyük yani. Öğrencimize bizim o şey videolarımız var ya mezun ettiğimiz açık lise öğrencileri mesela bir tanesi PDR'ci olmuş. PDR'ci oldu. Bir tanesi işte hukuk Kerim. Hukuk okumuş vesaire. Tuttum o videoları izledim. Ablamız öyle bir gaza geldi ki. Ya dedi. Dedim abla sen de insansın onlar da insan. Herkes yapar. Vardı. Herkes yapacak. Çok öğrencimiz de şu kimleri anda mezun ettik ya? Kimleri mezun ettik? Kimleri üniversiteye gönderdik? Üniversitelerini bitirdiler. Kimler nerelerde ya? Düşünsene abi. Bunlardan biri niye sen olmayasın? Bunlardan biri niye sen olmayasın? Biz sizin bu hikayenizi seviyoruz. Allah için ben seviyorum. Bak çok samimi söylüyorum. Ben bu hikayeyi seviyorum biz abi. Derdin şey oluştu hocam. Bizim bir hikayemiz var ve binlerce öğrencimiz. Bakın sen açık liseden bahsetmiyorum. Açık liseden bugüne kadar milyonun üstünde öğrencimiz mezun oldu. Ve ama biz üniversitede artık o öğrencileri görmek istiyoruz. Elbette. Yani hayat burada bitmedi. Yani eğitim hayatı devam ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve ben ablaya söz verdim. Senin de haberin yok. Söz verdim. Abla dedim üniversiteyi okuyacaksın. Geleceksin. Ben dedim bu videonun aynısını seninle de çekeceğim. Oh, her zaman bekledim. Vallahi söz verdim. Gençler size de söylüyorum. Bakın hikaye her zaman devam ediyor. Yani liseyi bitirdim. Çünkü açık lise öğrencisi hayatın bir noktasında hani ekstralar dışında hayatın bir noktasında bir sekteye uğramış. İş hayatı. İkinci işte, şansları. Yani şans olarak ikinci şans olarak ne olmuş? İşte açık lise olmuş. Buralara gelmiş. Ama biz de şunu söylemeye çalışıyoruz. Açık lise olayın bittiği yer değil. Başladığı yer.
Sen burada hayata tam olarak buradan açılacaksın. Hocam bu yaştan sonra olmaz. Allah aşkına bizim Kocaeli Üniversitesi işletmeye gönderdiğimiz abinin adı neydi? Kaç yaşındaydı adam? Kaç yaşındaydı? Gazeteye yazılar yazan. Evet, şu an gazeteye yazılar yazıyor değil mi? Evet. Doğru. Bak şimdi bunu hatırladım. Adam kaç yaşındaydı ya? 55 yaşın üstünde ya. Bu adam 55 yaşın üstünde arkadaşlar. Hocam, videomuz var bizim. Şerif Hanım'la. Evet, Şerif Hanım Almanca değil mi? Almanca öğretmeni. Evet, Almanca öğretmeni. Çok güzel. Bizim var, çok fazla Amerika'daki var. Öğrencimiz var, edebiyat okudu. Öğrencimiz demeye ben hani teyzemiz, ablamız, değerli büyüğümüz. Sırf benden sebep mesela şey okumak istedi. Edebiyat okumak istedi ve şu an okuyor da. Okuyor da yani. Arkadaşlar sakın ha, bu yaştan sonra olmaz. Bu evreden sonra olmaz. İşte 5 çocukluyum, 2 çocukluyum, 4 çocukluyum. Biz kaç çocukluları okuttuk? Sendeyiz hocama bekliyoruz. Orada üniversite sınavına yönelik rehberliğimizi de yapıyoruz arkadaşlar. En iyi rehberliği yapıyoruz. En iyi yönlendirmeyi yapıyoruz. Bakın bilgi her yerde. Hocam gençler, o zaman şöyle yapalım mı? Öğrencilerimiz Sendeyiz hocama abone olsunlar. Tabii bekliyoruz, hatta oradayız. Hatta bu Sendeyiz hocam videoları sadece açık lise özel değil arkadaşlar. Ben şunu çok gördüm okullarda. Hocam bizim bir öğrenci sizin videolarınızı izlemiş, yüksek not almış. Yani artık örgündeki öğrencilerimiz de yavaş yavaş geliyor. Tabii. Ve sizlerin de muhakkak örgünde kardeşiniz vardır, çocuğunuz vardır. Onlara da yönlendirin. Çünkü biz işimizi gerçekten kaliteli yapıyoruz hocam. Yani açık liseden bizi bilen öğrenciler. Biliyorlar bizi. Büyük ihtimalle itimadınız da vardır sözümüze gençler. Sizi o platformda bekliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Hocam ben bunun üzerine çok gidiyorum. Bilgi her yerde. Bilgiye ulaşmak günümüzde çok rahat arkadaşlar. Ama rehberlik, yönlendirme. Çok önemli. Biz açık lise öğrencisini hani biliyorsun ya, Doğu Hoca'yla biz yıllar yılı açık lise yapıyoruz. Sadece kanal değil yani. Hocam 1500 videosunda olduğumuzla beraber. Öncesinde de bizim bir açık lise hayatımız var. Gençler, sizi en iyi yönlendirebilecek kadro burada. Buna emin olun yani. İşte o ablayı dedim ya, o videoları açtım. Abla demiş ki ya hocam ders seçtim ama ya ben bu bölüme niye girdim ya? Uf, işte ne bileyim, ben evde çoluğuma çocuğuma bakardım. O videoları açtım, bir gaza geldi. Abla şu an fena gaza geldi. Ehliyete de yazıldı. Süper. Vallahi ciddiyim yani. Arkadaşlar hayatın her alanına etki eder. Özgüvenin artar. Bilgi seviyen arttıkça özgüvenin artar. Konuşman artar. Konuşma şeklin değişir. Yani çocuklarına hitap şeklin bile değişir. Yarın bir gün gençler o çocuklarınız kime bel bağlayacaklar? Size bel bağlayacaklar. Yarın bir gün anneniz babanız kimin alacaklar hocam, en azından. Tabii ki kimin kollarına bırakacaklar kendilerini. Şu an zannediyor musunuz anneniz babanız, sizi yöneteniniz, büyüğünüz, eşiniz şu bu hala aynı dinçlikte olacak, aynı direnci gösterecek? Hayır, bakın ben minik bir örnek vereyim, kusura bakma. Rica ederim hocam. Ben 12 yaşındayken bir hastalık geçirdim, hastane gezdik. O zamanki hastane durumları bilirsin hocam. Babam da benim gibidir ha, böyle iri yarıdır ha. Boyu falan uzundur. Babam benim yüzümden hemşireden tokat yedi. Hemşireye kızdı. Dedi ki bu çocuk ölmek üzere. Kendi işinizle uğraşıyorsunuz. Bu çocukla ilgilenmiyorsunuz. Hemşire, o zamanlar hastaneler öyleydi gençler. Babama tokat attı. Şimdi biliyorsun geçen babam ameliyat oldu. Gençler geçtiğimiz hafta babam ameliyat oldu. Babamı bir Allah razı olsun. Bir noktada böyle korkutmuşlar. Babam o tokat yediği sebebiyle, o çocuk sebebiyle tokat yiyen adam beni aradı, ağlayıp aradı. Oğlum hastaneye gel dedi. Bak kime bırakıyor, kimin kollarına bırakıyor kendini? Seni. Kendi çocuğunun kollarına bırakıyor. Yarın bir gün o çocuk sensin. Sen eğer kendini her alanda geliştirmezsen, yarın bir gün o insanlar kimin kollarına bırakacak kendini? Adam gönül rahatlığıyla şu an beni arayabiliyor. Siz yarın bir günün doğusu Ahmet'i olacaksınız arkadaşlar. Çok çok daha iyi olacaksınız. Sizi bekliyoruz. Üniversitenin kapılarını size araladık arkadaşlar. Oralar sizi çağırıyor. Bu memleketin en iyi yerleri sizi çağırıyor. En iyi yerlerine siz layıksınız. Çünkü sizin bir hikayeniz var. En iyi yerleri en iyi yönetebilecek olanlar sizlersiniz. Siz zorluklarla geldiniz. Bunu unutmayın. Kendi imkanlarınızı okudunuz. Ya. Ve artık şunu bırakın.
hocam hedefim artık bu olacak değil. Yani bırakın barajı geçmeyi ya da baraj kaldırıldı şu kadar net yapmayı. Yapabildiğiniz kadar yüksek netler yapın ki bunu da çok rahatlıkla Ahmet Hoca'nın videolarıyla, diğer tarih hocamızın, Erdoğan Hoca'nın videolarıyla ve sendeyiz hocamızın birçok hocamız var. Detaylı bir şekilde anlatıyor. Hepsi bütün konular tamam ya. Yani çoğu bitmek üzere bir matematik hariç hocam. Onda yavaş yavaş ilerliyorum. Çünkü 3 daldan ilerliyorum. Yani en baştan sesini çektim. AYT kampı var, TYT kampı var. Şimdi de AYT 12. sınıf kampları başladı. Devam edecek. Ve sizlerden şunu istiyoruz arkadaşlar. Lütfen, lütfen boşa zaman harcamayın. Zamanınızı artık... Telefon var hocam. Yani, tabii. Yani bakarken hani şu videolara bakın, bir şeyler yapmaya çalışın ve riske atmayın. Ya ben acaba üniversiteye yerleşeceğim mi kelimesi ya. Yerine ben kesin yerleşiyorum ya. Benim bu kadar puanım var kelimesini kullanın. Elbette. Ve hepinizi sendeyiz hocam YouTube kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Var mı başka diyecek bir şey? Bende bitti hocam. Bende de bitti. Cici bakın kendinize görüşmek arkadaşlar. Görüşmek üzere.